Sevgili babacığım, artık benden çok uzaklardasın biliyorum. Sesini duymadan, yüzünü görmeden yaşamak, nefes almak zor olsa da sana olan sevgim hiç eksilmedi. Beni ayakta tutan bu sevgi sayesinde biraz olsun acılarım hafifliyor. Seninle bu konuları hiç konuşmadık. Sağlığında bir gün bizi bırakıp gideceğini, veda edeceğini aklıma dahi getirmemiştim. Babalar ölümsüz birer kahramandı benim gözümde. Sen de öyleydin her zaman babacığım. Şakası bile çok kötü gelirdi. Hatta bir keresinde çocuğuma "deden ölmüş" diye şakasına söylenen bir söz bile beni derinden yaralamaya yetmişti. Bazen korkularımız bizim için büyük bir sınav olurmuş. Seni kaybetmekten çok korkuyordum ben baba. Benim sınavım sana olan aşırı sevgim olacak ki sensizliğe mahkum edildim. "Yok kızım, yok" diyerek başımı okşamanı, derdimi, kederimi almanı öyle çok özledim ki baba. Çoğu zaman kelimeler boğazıma düğümleniyor. Kaçmak istediğim bütün duygular bir bir gözlerime dizilip süzülüyor damla damla. Ayrılığı en iyi yazan kalem kirpiklermiş baba. İnsan sevdiklerinden ayrılınca bunu daha iyi anlıyor. "Duygularım şiir, gözyaşım mürekkep" diyerek bir yola çıktı kızım baba. Karanlık dünyasında küçük bir pencere açtı. Yazmak iyi geliyor. Bu sayede biraz olsun rahatlıyor. Hem konuşsam anlayanım yok ki baba. Yazınca mutlaka bir okuyan, anlayan çıkıyor diyorum. Kim bilir, belki bu yazdıklarımı sen de okursun. Ayağın olur sana. Kızım beni özlemiş, bana mektup yazmış dersin. Dersin değil mi baba? Derlermiş ki insan sevdiği birini kaybettiğinde yüreğinde 40 mum yanarmış. Her geçen gün bir mum sönermiş. 40. gün ise tek bir mum kalırmış. Ve o mumun ateşi sonsuza dek yanarmış. Babaların ışığı hiç sönmez. Bir gün çok uzaklara gitseler bile ardında hep özlemini, sevgisini taşıyan bir yürek bırakırlar. Benim yüreğim senin ışığınla yolunu buluyor baba. Unutamıyorum seni, unutmuyorum. Sen de unutma bizi, olur mu baba? Unutma. Kızım Necla.